11 şehrimizi vuran büyük felaketin üzerinden 6 ay geçti. Kahramanmaraş merkezli depremde, iki depremde 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Geride yüz binlerce yaralı kaldı. 1,5 milyon insan evsiz kaldı. Ve deprem bölgesinde ayakta kalmaya çalışanlar için hayat hala çok zor. Bir önceki saatte Hatay'a gittik. Orada yıkılmayı bekleyen binaları ve son durumu bize Ceylan Sever aktardı. Şimdi yine Ceylan'ın hazırladığı haberde iki kadının hikayesi var. Biri anne, diğeri de eş olan bu iki kadın. Nasıl ayakta kalmaya çalıştıklarını Habertürk muhabiri Ceylan Sever'e anlattı. Kameraman Mertcan Öztürk'ün görüntüleriyle geliyor. Şu anda deprem oluyor. ...39 yaşındayım, 18 aylık oğlum, 5 yaşında kızım, bir de 20 yaşında kızım var. Depremde eşimi kaybettim, küçük kızım yaralandı, evimiz yıkıldı. Yani çok kötü bir felaket yaşadık. Allah kimselerin başına vermesin. ...49 yaşındayım. 25-30 yıllık bir evliliğim var. Evliliğimde 3 kızım, 1 oğlum vardı. Kızımı depremde kaybettim. Çok hayallerimiz vardı. Özür dilerim. En son hayalimiz oğlumun sünnetiydi. Bu yaz onu sünnet ettirecektik. Eşim yemek verecekti. Ayrıca benim eşim ressamdı. Haziran ayında sergi düzenleyecekti. Onun telaşı içerisindeydi. Çok hayallerimiz vardı. Deprem gününde taburcu olacaktı benim kızım. Benden önce Rabbim almış kendini. Yetişemedim yani. Deprem olduğunda çocuğuma süt yapıyordum mutfakta. Başladı, biberonu elimden bıraktım, yatak odasına koştum. Kızımla beraber yatıyordu eşim, küçük kızımla. Oturur pozisyondaydı eşim. Ben o esnada hemen oturma odasına koştum, oğlum çünkü oradaydı. Onu kucakladım, eşime doğru gidiyordum. Eşim bana eliyle işaret etti, kapının arasında dur dedi. Kendi koridorun diğer yatak odasına gidecek kapıda durdu. İşaret edince ben orada durdum kapıda. Deprem gününü yani sarsıntıyla uyandık hepimiz bir. Tabii ki eşim, çocuklarım, diğer çocuklarım hepsi dışarıya kaçtılar. Ben annemi almadan çıkmak istemedim dışarıya. Annem yaşlı olduğu için, kalkamadığı için bütün şiddeti evde geçirdim yani. Deprem bitti. O şekilde dışarıya çıkma imkanımız biraz zor oldu. Baktım kızımı kucağına almamış. Normalde benim eşim böyle hemen bir şey olduğu zaman Ela'yı hemen kucağına alır. Ama o gün kucağına almadı çocuğu. Baktım yanında böyle duruyor. Ben de oğlumu göğsüme sardım. Zaten 4 kere kapıya omuzlarımı çarptığını saydım. Çünkü bilincim açıktı, hiç kapanmadı. Yani bir şok da yaşamadım. Böyle açık bir şekildeydim. 4 kere çarptı, ondan sonra yıkıldı evimiz. Ben gözlerimi kapattım. Açtım gözümü, yerdeyim. İşte eşime dedim haber vereyim. Şey yapmasın yani, panik yapmasın. Dedim hayatım biz iyiyiz. Ama eşim çığlık atıyordu. Kolumda taş var, taşı kaldır. Kızım 26 yaşında Gülnur Arslan. Eski devlet hastanesinde bir aydır yatmakta olan psikiyatri tedavisi görüyordu aynı zamanda. Ve deprem günü de kızım taburcu olacaktı. Peki hastaneyi ben hiç aklıma getirmedim. Çünkü hastane, devlet hastanesi dedim, güvenli bir yerdir. Kızımın yanına gittim ve bir de baktım hastane çökmüş yani. Kızımı çıkaramadım o günü.
Kafamı çevirdim, baktım. Benim binanın girişindeyim ben. Oraya inmişim yani. Biz 7 katlıydı binam benim. Biz 3. kattaydık. Dedim sana yardım getireceğim. Dışarıya çıktım. Oradan çıktım işte aradan, betonların arasından. Baktım hiç kimse yok. Çok bağırdım, yardım istedim ama kimse yoktu. Geri dönmek istedim enkazın içine. Ayaklarım o esnada kesildi benim. Hareket edemedim. Zaten yağmur falan da vardı. Sonra yoldan geçen 2 adam yardım etti. Beni o enkazın içinden çıkarttılar. Onlara yalvardım, eşimi kurtarın, kızımı kurtarın diye. Onlar da elleyemezler doğal olarak. Betonların altındalar. Annemi de kurtarın. Anneni de kurtaracağız Beyza'cığım. Orada 2 gün bekledik, 3 gün bekledik yani. Birinci günü diğer oda arkadaşı sağ çıktı kızımın. Ona sordum ben. Dedim kızım dedim. Gülnur'dan bana dedim bir haber verir misin dedim. Yardım diliyor mu falan. Abla dedi Gülnur dedi koridora çıktı dedi. Koridor çöktü dedi. Orada benim dünyam yıkıldı zaten. Sabahı bekledik. Öyle annem geldi yanıma. Annem işte askerlere çok yalvarmış yardım edin diye. Kızımı askerler çıkartmış. İlk şeye giden, şehir hastanesine giden, Adana şehir hastanesine giden benim kızım. Kafasında pıhtı oluştu, ayağı kesikti. İşte bir buçuk hafta falan hastanede yattı. Ondan sonra gittim, aldım geldim. Ertesi gün AFAD geldi sağ olsun. AFAD'da bayağı uğraştılar yani. Vakit kalmadı yani, akşam oldu. Sonra biz kendimiz sürekli bir noktaya bakıyorduk. Sanki orada bana kızım bakıyormuş gibi. Kızım, eşimle ben sürekli o bir noktadaydık. Enkazın başına çıkarken orada birkaç böyle 2 ayak olduğunu fark ettik. Arkadaşlar, çevre arkadaşları falan hep birlikte yardım ettiler. Diğer arkadaşıydı çıkan, o kızım değildi. İkinci arkadaşı saat 6 gibi falan benim kız çıktı. Ama kaybetmişiz maalesef, kızımı kaybetmişiz. ...19 gün kayıp aradık eşimi. Bakmadığımız, aramadığımız hastane kalmadı. Ama bulamadık. Meğersem çıktığı gün vefat etmiş. Çadırın, araştırma hastanesinde çadırın içinde vefat etmiş. Kızım görmüş onu. Babam öldü dedi. Babamı boşuna aramayın dedi bize. Kızımı verin kucağıma demiş. Hemşire hanım da demiş ki ona senin durumun ağır. Şimdi kızını veremeyiz sana. O esnada telaş oldu anne dedi. Bir telaş oldu dedi. Sonra babam öldü dedi. Ama ben çocuktur hayal mi kurdu acaba diye. İkinci günü akşam 5:30-6 gibi. O gün defnedilmedi yani. 3. günü defnettik kendisini. Kızım bir gün önce söylemişti, anne demişti çok kötü şeyler olacak demişti. Benim inanmadığımı fark edince siz dedi bana inanmayın dedi. Çok kötü şeyler olacak demişti. Yer yerinden oynayacak demişti. Defnettiğimizde ben ona dedim kızım dedim sen evine gittin. Bizim gidecek yerimiz yok. Sokakta kaldık yani, hiçbir şeyimiz yoktu. Pijamalarla çıktık dışarıya. Gidecek kimse yok. Nereye gideceğiz? Yok, her yer yıkılmış. Herkes çünkü kendi ailesine koşuşturuyor. Ortada kaldık öyle. Sonra kendi imkanlarımla böyle poşetli bir şeyler bulduk, çadır kurdum. Çünkü çocuklar var. 3 aya yakın çadırda kaldık. Konteynere başvurmuştuk ama tabii ki çok kişi var. Bize sıra gelmemişti. Sonra böceklerle savaştık. Zaten soğuklar oldu biliyorsunuz. Onlarla savaştık. Çocuklar hastalandı. Yani çok sıkıntılar çektik. Defnettikten sonra ortalıkta kaldık. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Kaldık böyle. Çoluk çocuk hepimiz birlikte kaldık yani. Herkes birbirine bakınıyor. Gidecek bir yerimiz yok. Bir eşimiz, bir akrabamız yok. Uzaklarda gidelim yani. Ya
AFAD'dan bize ulaştılar. Ben tabii böyle bir şey çıkacağını sanmıyorum. Ben konteyner bekliyordum. Buranın adını Ciner Ev diye söylediler. Ev deyince ev mi diyorum, ev mi diyorum? Yani konteyner işte istiyorum aslında ama ev deyince böyle şey geldi bana. O kadar lüks, lüks bir şey geldi. İnanamadım yani. Seçimden önce buraya gelmiştim. Kızımın mezarını ziyaret etmek için. Dedim bir AFAD'a başvuralım. En azından bir gecelik de olsa annemi getireceğim, yaşlı annemi. Ona sadece kalabilecek bir yer için rica ettim. Ertesi gün buradan haber aldık yani. Çok mutlu olduk. Kafamızı sokabileceğimiz bir evimizin olduğunu hissetmek, bunu yaşamak kadar güzel bir şey yok yani. En azından evinden dışarıya çıksan bile geri dönebileceğin bir evin var yani. Onun sevinci içerisindeyiz yani. İki kızım, bir oğlumla, oğlumdan iki tane torunum var. Burada 9 kişi kalıyoruz. Hayatımızı bu şekilde bu Ciner şirketinin bize vermiş olduğu evlerde sürdürmeye devam ediyoruz. Çok güzel, her şeyi dört dörtlük düşünmüşler. Her şey mükemmel yani, biz bu kadarını bile beklemiyorduk. Herkesten Allah razı olsun, Ciner grubunun şirketinden, emeği geçenlerden, eline taş üstüne taş koyanlardan, herkesten Allah razı olsun. Allah 100.000 kere razı olsun. Çocuklarıma yuva verdiler. Öyle.